İstanbul Küçükçekmece'de çöken binanın enkazını kaldırma çalışmaları da sürüyor. Bir kişinin öldüğü olayın ardından gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi. Ayrıntılar için hemen bir Sinan Kunter'e dönelim. Hem bulunduğun noktadan son bilgiler neler, bize neler aktaracaksın, hem de diğer gelişmelere dair notlarında neler var? Zehra, şu anda neredeyim onu açıklayarak başlayalım. Burası Küçükçekmece'nin aslında en yoğun olduğu caddelerden biri. Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi. Adından da anlaşılıyor aslında. Belediye caddeleri hep merkez noktalardır. Dün bina işte tam bu caddenin üzerine doğru çöktü. Aslında dünün pazar günü olması, tatil günü olması sebebiyle bu kadar yoğunluk yaşanmıyordu. Bu nedenle aslında tam anlamıyla bir faciadan dönüldüğünü söyleyebiliriz. Bakın burada YTT otobüsleri, diğer sivil araçlar çok sık olarak bu bölgeyi kullanıyor ve bina da tam bu yolun üzerine çöktü. Bugün yaşansa belki bu hadise, bu çökme olayı çok daha fazla can kaybı olabilirdi. Az evvel sen de belirttin. Binanın çökmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 4 kişi var. Biri binanın sahibi, 3'ü ise en alt katta bulunan dükkanın eski ve güncel işletmecileri olmak üzere. Çünkü o dükkanla ilgili acaba bir kolon eksiltme durumu var mı yok mu, bu araştırılıyor. Peki bina neden çöktü? Aslında binanın neden çöktüğünün fotoğrafını çok kolay çekmemiz, görmemiz mümkün. Bakın, yerden saçılan o beton parçalarından birini alacağım. İçinde midye kabuklarını görebiliyorsunuz. Burada betonu da elimle parçalamaya çalıştığım zaman çok kolay un ufak oluyor. Yani tamamen efsabını yitirmiş bir malzeme. Üstelik de deniz kumu 1999 öncesi yönetmeliğe göre yapılan bir bina ve tamamen artık ayakta durması uzmanlar tarafından şans eseri olarak nitelendiriliyor ki ne yazık ki İstanbul'da bu tip binaların sayısı binlerle ifade ediliyor. Yani çok sayıda bu tip bina mevcut ve tabii felaket aslında nasıl geliyorum demiş. Yine aynı şekilde bina yıkıldıktan sonra ortaya çıkan demirler. Bakın yine aynı şekilde neredeyse elimle parçalayabileceğim boyutta tamamen korozyona uğramış dipten yukarıya doğru ve neredeyse zor ayakta duruyor. Evet, Küçükçekmece'de çöken binanın soruşturması devam ediyor. Hatırlatalım, 4 kişi gözaltında ve ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde bu kişiler savcılıkta ifadeleri verildikten sonra mahkemeye çıkartılacaklar.